Merhaba arkadaşlar, Örgü Evim kanalından hepinize merhabalar tekrardan. Bugün sizlere etamin havlu iplerimi göstereceğim. İp kutumda ne var onların hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar. Evet, videomuza şimdi başlayalım. Şöyle bir kutum var arkadaşlar, BİM'den almıştım. 9.90'dı sanırım. Bayağı gün oldu hatırlamıyorum. Çok güzel bir kutu. Evet, kutumuzu açalım. Ben iplerimi koyuyorum, etamin havlu iplerimi. Evet, bakın hepsi birbirine sıçradı. Hepsi birbirine en güzel rengarenk iplerim var. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Evet, burada yeşil tonda iplerim var arkadaşlar. Burada hangi havlumu yapacaksam genellikle bunları bitirmişim. Bakın az kalmış. Bunlarda da sonunda şey yapıyorum arkadaşlar. Hafif bir modelin. Böyle çıtı pıtı bir modelse rengarenk ip kullanıyorsak azar azar bunları kullanıyorum. Morum da çok az kalmış. Bakın 3 tane yeşilim bitmek üzere. Bu şu 3-4 taneyi yeni aldım. Daha hiç açmamışım. Şundan az kullanmışım. Burada da bir tane turuncum var. Açık turuncum var. Şu ikisi durmuyor yerinde. Muhtemelen ilk havlu elimdeki bittiğimi bunlara başlayacağım. Şu ikisinden daha hiç kullan... Ya tüp duruyor. Şu ikisini hiç kullanmadım daha. Havlularımın hiçbirine uymadı. Bunlara göre bir havlu almam lazım. Koyu tonda bir havlu ki bunlarla patlatayım rengi. Şurada bir tane mavi var. Sarı, şu turuncuyu çok kullandım. Çok güzel bir turuncuydu. Bir ton açığını aldım burada da. Burada mürdüm sarısı var. Burada bir turuncu var, açık bir turuncu. Şu rengi çok seviyorum. Bundan bir tane bitirdim. Evet, en çok kullandığım pembelerim burada. Bu vişne çürüğünü çok seviyorum. Bunu bayağı bir havluda kullandım. 2 ton pembe almışım. Bu bir ton daha koyu, bu açık. Veya hangisi işte. Her neyse, geçelim burayı. Evet, burada bir tane çok güzel bir rengim var. Bunu da yeni aldım. Daha hiç kullanmadım. Şu renk de çok güzel. Bir tane bundan yapacağım bir havlu modeli. Burada işte dediğim size bir önceki videomdaki havluların kağıtları, bir tanesi aşağıya düştü, onu alırım. Bakın hiçbirini atmamışım. Şimdiye kadar kullandığım havlular. Burada mor demişim. Bu mor. Bitti mi? Bunlardan gidip aynılarını, bu numaraları gösterip bunlardan alacağım. Kodları göstereceğim. Bunları dediğim gibi hiç atmıyorum. Burada iğne kutum var. İğne kabım diyeyim. Bu iğnelerin, bu seccadenin iğnesi. Bir ton, bir tık daha kalın. Tığ iğnem, küt uçlu, bu da aynı şekilde. İğne çok kaybediyorum ben. Sürekli evde iğne kaybettiğim için iğne baş edemiyorum. Evet, bunu geriye koyalım. Evet arkadaşlar, burada iki tane defterim var. Bu defterlere aldığım malzemeleri, sattığım ürünlerim, ne almışım, ne yapmışım, onları yazıyorum. İki tane kalemim var. Defterlerimi de buraya koyalım. Burada dediğim gibi havluları taramak için bir tane tarağım var. Ama en yakın zamanda tarak almam lazım. Tarağım bayağı bir kötü tarıyor. Diğeri kaybolmuştu. Burada bir tane çakmağım var. Bu ipler, naylon ipler oluyor. Onları yakıyorum. Onu da kullanıyorum. Her zaman çantamda bir tane kutumda bulundururum. Burada kolye almıştım. Kolye uçu etemini. Ama çok hatalı çıktı. Olmadı. Bakın zaten burada bir kutu yapmışım. Belli bile değil. Atmamışım. Duruyor kutumda. Bakın şöyle göstereyim. Çok inceydi. Olmadı. Duruyor. Evet. Burada bir olmayan ipler daha. Bunlar ilk etemin havlu yaparken ilk başladığımda acemilikten almıştım. Gittiğim tuhafiye bana bunları verdi. Ben de eve geldiğimde açtım. Bir hevesle başlayacaktım. Olmadı. Çok naylonumsu kaçıyor arkadaşlar. Olmuyor. Yakışmıyor havluda. Öyle elimde patladı bunlar. Allah'tan diğerlerini açmamıştım. Diğerlerini götürdüm, iade ettim. 2, 4, 5 tanesi elimde patladı. Evet. Sabitleyemem. Burada ilk yaptığım etamin, eskiden etamin ipleri böyleydi arkadaşlar. İlk seccademi de böyle yaptım. Daha yumuşak, kalımsı bir ip. İki tane bu kadar yapmışım. İlk seccademden kaldı bu ipler. Bu iki taneyi de hiç açmamışım. Öyle elimde kaldı. Evet, bunlar seccade ipim arkadaşlar. Bakın kaç tane seccade yaptım ben şimdiye kadar? 4 veya 5 tane olması lazım. Tam hatırlamıyorum. İpleri kalın oluyor, seccade ipleri bir tık.
Evet, burada da bakın, bu da seccade ipim, bu da seccade. Bunlar bir tık kalın oluyor. Bir saniye şöyle gösterelim. Bakın, etamin havlununki 12 numara oluyor. Etamin havlunun kodu 12. Bakın havlununki 12. Seccadeye bakalım. Seccade 8 olması lazım. Bakın seccade 8. Perle 8 yazıyor. Seccadeninki 8 oluyor. Evet, burada iki tane kahve tonum var. Bir tane bitirmiştim, onu da attım çöpe. Şurada şu moru çok seviyorum. Çok tatlı bir morum var. Burada da bitmek üzere mor. İki tane burada lilam kalmış. Bir tane kırmızı. Bu kırmızıyı ben hangi model için kullandım hatırlamıyorum ama bir tane almışım. Öyle elimde kalmış. Pek kırmızı kullanmayı sevmiyorum. Çok havluda çok çıtlak böyle şey. Çok patlayan bir renk. Evet arkadaşlar. Benim Etam'in havlu kutu böyle. Evet, şimdi bunları yerlerine koyalım. Dediğim gibi kutumu BİM'den aldım. Etamin havlu iplerimi, malzemelerimi koyuyorum. Çok iyi oluyor. Gerçekten hani poşetlerin içinde olmuyor. Sürekli dökülüyor veya ne bileyim etrafa saçıldığı için ben böyle bir kutu edindim. İplerimi hem görerek yapıyorum. Hangi modeli, hangi renk alacağımı buradan bakıyorum. Ona göre karıştırmış olmuyorum. Evet, siz de arkadaşlar bir sonraki havlumu hangi renkte yapmamı istersiniz veya hangi renkler uyuyor? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Sizce hangi ipi kullanayım? Bir sonraki havlumu, bir sonraki videomu daha doğrusu paylaşacağım. İlk etamin havlu başlayanlar için nasıl başlanılır? Düğümsüz etamin havlu nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Daha seccade modellerimiz var. Seccade yapacağız. Etaminle ilgili her şeyi yapacağız elimizden geldiğince. Evet, iplerim bu kadardı arkadaşlar. Şu sürekli atıyor. Bunu kapatmam lazım. Bakın çok güzel. Aparat kapakları kapanır. Çok güzel kutu bence. Ben çok severek almıştım bunu. Hatta bir tık daha büyük olsaydı daha iyi olacaktı. Evet, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoma yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki etamin havlu artık ne gelir bilmiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir etraftan ışığım gözüküyor. Evet, şöyle kenarlarından son bir kez çekip videomuzu tamamlayalım. Hoşça kalın.